E tabii şimdi tam derbi öncesi yine böyle bir açıklamanın olması. Haklı haksız bunu tartışmıyorum ama yine Fenerbahçelileri sevindirirken Galatasaray taraftarlarında yine o sizin dediğiniz noktaya geliyoruz aslında. Akıllarda bir soru işareti bırakıyor ne oluyor diye. Nasıl değerlendirirsiniz kararı? Şimdi biliyorsunuz Sayın Mustafa Cengiz'in de evet. e, PPDK'ya gönderilmesine gerek olmadığı açıklandı. Ceza tayinine yer olmadı. Ceza tayinine yer olmadığı açıklandı. Bugün de e, Sayın Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti cezası tahkim tarafından kaldırıldı. Ben bunu çok olumlu görüyorum. Bunu neden söylüyorum? Ee, şimdi biliyorsunuz e, Sayın Fatih Terimle ilgili sicili bozuk, bozuk diye bir açıklama yapmıştı. Bu evet. açıklamadan dolayı e, bu 30 günlük hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Şimdi Allah aşkına bilsiniz sicili bozuksa. Şimdi baktığın zaman bak sicili bozuk demek küfür değil ki kardeşim. Bir adamın sicili bozuksa bu adama sicili bozuk demenin cezası olur mu? Şimdi baktığın zaman sicili bozuk derken Ali Bey orada neyi kastediyor? Şey yaptıklarını, ettiklerini, aldığı cezaları, geçmişte aldığı cezaları kasteden bir açıklamaydı bu. Bu Yani bu kadar doğru bir cümlenin cümlenin cezası olmamalıydı zaten bence. Sicili bozuk adama sicili bozuk denir. Bunun ceza tayinine zaten yarılması lazım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na dahi gitmemesi lazımdı. Onun için bence iyi ki de doğru da bir karar verdi takip kurulu. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, kimse şunu unutmasın. Eğer Ali Bey'in cezası kaldırılmasaydı Sayın Ali Koç'un, Ali Koç maçı gelip taraftarın arasında izleyecekti. Taraftarın arasında. Hmm. Çünkü biliyorsun e, Hak cezası verdiği zaman sadece şeref tribününde e, maç izleyemiyorsun. Protokol tribünde maç Kolübünü izleyemiyorsun. Kulübünü temsil edemiyorsun. Kulübünü temsil edemiyorsun. Yoksa taraftarın arasında izlemekte herhangi bir sıkıntı yok. Sayın Ali Koç da taraftarın arasında ...maçı izleyecekti... ...yani bazı yerde okudum ben gelmeyecek... ...gelmemek için yapıyor falan filan diye bazı şeyler yazmışlar... ...çizmişler de... ...Ali Koç'un böyle bir planı vardı... Taraftarlarla beraber maçı seyretme planı vardı... ...şimdi buna kalmadı... ...bu garabet ceza kaldırıldı... ...iyi de oldu bu cezanın kaldırması... ...bak iki tane başkan yan yana oturacaklar... ...maç seyredecekler... ...bir de ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim... ...niye bundan bir rahatsızlık duyuluyor ki... ...Ali Koç'un gelip protokol türümünde maç seyretmesinin... ...maça nasıl bir etkisi olabilir veya evet. Mustafa Cengiz'in, Sayın Mustafa Cengiz'in protokol tribünden maç seyretmesi maça ne gibi bir katkısı, etkisi, eksisi, artısı olabilir Allah aşkına? Bazıları anlamıyorum ben yani. Aman ceza kaldırıldı, o şöyle böyle. Ya oğlum kaldırırsın sanki futbolcu mu bu yani? Sağda mı oynayacak? Teknik direktörüm mü? Keşke Fatih Terim'de kaldırılsaydı. Fatih Terim'de sağ takımın başında olsaydı yani. O daha etkili bir şey, merci. Ama bir yöneticinin maçı da yukarıdan seyretmesi seyretmemesi arasında bana bir farkı söyler misin? Birisi bana anlatsın yani bu fark. Seyretmiş veya seyretmemiş. Ya Aziz Yıldırım 20 yıllık başkan da 5 sene maçı seyretmedi yani e, protokol tribünden aldığı cezalar neticesinde. Onun için çok fazla bir etkisi, katkısı, artısı, eksi var mı sence? Şimdi Ali Bey seyretti ya da seyretmedi protokol. Gitti tribünden, kale arkasından tribünde seyretti. Ne, ne oluyor yani? Ne oluyor? Hemen bunun altında baskısı aramın anlamı ne? Onu soruyorum ben sana. Adam sicili bozuk demiş Sayın Fatih Terim. E sicili bozuk abi. Bozuk kavgalar, dövüşler, yan e, şeyleri hep konuşuyoruz Fatih Hoca ile ilgili. Bizi bırakmadı ki Fatih Hoca'nın biz başarılarını konuşalım. Bizi bırakmıyor. Yaptığı o tuhaf şeylerle bize başarı, başarılarını konuşturmuyor. Bir tek Galatasaray taraftarı konuşuyor Fatih Hoca'nın başarıları. İşte bize UEFA kupası aldı. Yok Florentina'ya gitti. Yok Milan'a gitti. Şöyle başarılı. Şöyle adam. Şöyle teknik direktör. E tamam bunların hepsi bir yana. Kariyeri bak bakayım. en iyi teknik direktörlerden. Ya, bak belki de ya. ilk sırada geliyor Fatih bak O konu ayrı bir yerde. Zaten tamam da bak bakayım bunu diye... diğer takım taraftarları kabul ediyor mu yani? E, yurt dışında da Hep başka başarılar şeyler var şimdi. konuşuyoruz. Kabul... yok yok hani... işte tokatladı. E... Mad Adam manen değil, maddi olarak da karşılığı olan başarılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla diğer takım taraftarlarının da bunu kabul etmeme gibi bir durumu söz konusu değil. Ama her kariyerle sicil aynı şey değil. CV başka bir onu şey, sicil söyleyeyim. başka bir şey. Onu her zaman söylüyorum ben. Ama sicille ilgili Fatih hocanın sıkıntıları var. Yok işte kameraya bakıp onu çekme, bunu çek. Ne bileyim işte gidip saha kenarına aşağıda rakip futbolcuya saldırmalar, rakip teknik direktöre saldırmalar. Ya alt alta koysan geçen burada söyledim ben üstüme attı. Ne gerek Fatih Terim senin benim gibi bir insan olsa, insan kaynaklarına gelse şuraya iş almazlar ya. Vallahi almazlar, billahi almazlar ya. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Sonra ya, sicili bozuk dedin. Şey, ee, ceza verelim sana. Böyle tuhaf bir şey olur mu ya? Bence bir garabet e, ortadan kalktı. Gelsin Ali Bey de maçı seyretsin, takımının yanında olsun, takımının başında olsun. Bundan daha normali yok. Keşke Fatih Hoca da sağ kenarında takımının başında olabilseydi. Bunu gerçekten yürekten söylüyorum. Verilen o dört maçlık ceza, üç maça indirilen cezada bence Fatih Hoca için yüksekti. Onu da altına çizmek Onun, lazım. Onu soracaktım. Bence Bundan onu da... Her zaman yüksek olduğunu söylediniz. Çünkü neden? Organize kötülükte baktığınızda öznesi olmayan bir cümle. Ki Fatih Volkan Demir de e, Sabah Gazetesi muhabiri aynı zamanda Fenerbahçe'yi de takip ediyor. Oradaki öznenin aslında e, Ali Koç ve e, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olduğunu söylemişti. Mesela federasyon bazan... Çünkü öznesi olmayan bir cümle. Şimdi Ali Koç'un cezasının kaldırılmasının doğru olduğunu düşünüyorsanız o zaman... Fatih Terim'e de verilen Keşke cezanın... Keşke kaldırsalardı. Herkes topuyla tüfeğiyle çıksın kardeşim sahaya. Biz kimsenin, Fenerbahçe'li kimseden korkmaz. Galatasaray'lı kimseden korkmaz. Yok yukarıda Ali, Çok Ali büyük Bey gelmiş. Hepsi. Yok Ali Bey gelmiş aman yandık. Öyle bir şey demez Galatasaray'lı. Fenerbahçe'li demez ki Aa, Fatih Terim sağ kenarında. Fenerbahçe ondan korkar mı? Korkmaz. Herkes çıkacak topuyla tüfeğiyle oynayacak. Biz maçı futbolu seyredeceğiz. Yoksa o ceza alsın bu ceza alsın falan diye. Şimdi... E... Fatih Hoca biliyorsun şeye cevap vermedi. Ali Koç'a? Ali Ali Bey'e cevap vermedi. Ne oldu? Ceza almadı. Abi cevap vermezsen konuşmazsan ceza almazsın yani. Yaptığı bazı açıklamalar var ki, hakikaten yenilik oturur gibi değil. Geçen sevinçler... Bence başkanlar başka... da aynı özveride bulunmalı. Hepsi. Ali Koç da dahil, Mustafa Cengiz de da dahil, diğer kulüp başkanları da dahil. Bu sezonu bu kadar gerilimli hale getirmenin... Böylesine güzel bir sezonda bak ne güzel golcüleri konuşuyoruz hep birlikte. Ne kadar kaliteli golcüler var diyoruz ligimizde. Sadece Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da ve Fenerbahçe'de de değil. Mesela Alanya Spor'da bir Papi Sise var. Hepimizin konuştuğu ve takdir ettiği. hani Bu kadar güzel performansları izliyorken böyle gerilimi tırmandıran açıklamaları bence sadece Fatih Terim, Ali Koç, Mustafa Cengiz değil hiçbir kulübün başkanı yapmamalı. Ya, işte bu da teknik adam. Ne yazık ki bizim e, şey ülkemiz böyle. Yani normalde dışarıda hep örneğini veriyoruz işte. Başkanların, yöneticilerin esamesi bile okunmaz. Futbolun aktörleri vardır. O aktörler konuşurlar kendi aralarında. Kendi aralarında açıklamalar yapacaksa aktörler konuşur. Yoksa başkandır, yöneticiler çıkıp oralarda konuşmazlar. Ama bizde de şöyle bir şey var. Beyda, bazıları meydanı boş buluyorlar, sallamaya sallıyorlar. Sallayınca bu sefer camialar diyor ki ya bizim hakkımızı niye savunmuyorsun? Evet. Çıkıp sen de bir şey konuşma ihtiyacı hissediyorsun. <laughs> Sana baskı yapılıyor yani aşağıdan. Onun için dediğin gibi herkesin bu işe bir son vermesi lazım. Konuşma işlerine ama herkesin. Yani mesela çıkıp da geçen sene Fenerbahçe yönetimi hiç konuşmadı. E konuşmayınca ne oluyor? Tamam belki de yüzleri yoktu. Çok kötü bir takım kurmuşlardı. Şu an takım küme düşmeden zor kurtuldu. Belki de onun için çıkıp konuşmadılar ama bizim ülkemizde de kardeşim çıkıp da konuşmadan da bir şeyler söylemeden de olmuyor ne yazık. Bazısına, bazısı da bunu hak ediyor yani. Peki derviye saha içine dönelim mi? Ee, gerilme evet biz de konuşmak zorunda kalıyoruz yaşananları değerlendirirken ama dileriz yarın e, bu gerilimlerin hiçbirini konuşmadığımız, golcüleri, e, tutanları, orta sahaları konuştuğumuz bir karşılaşma olur. Galatasaray'daki son duruma da bir göz atalım Emre Bol hep birlikte. Galatasaray Lige nasıl başlamış, yeni transferleriyle ilgili detaylar neler? Hep birlikte izleyelim. Ev sahibi takım Galatasaray'dan son gelişmeler de bu şekilde son şampiyon Galatasaray kendi evinde ilk derbisine çıkıyor. Ee, yarın itibariyle gözler derbi maçta olacak tabi nefesler tutulacak. Ee, ama son dönemlerde çok keyifli performansı konuştuğumuz derbiler izlemiyoruz. Ben yarın istiyorum ki böyle bol gollü o yeni transferlerin o başarılı orta sahaların isimleri konuştuğumuz bir derbi olsun. Galatasaray'da da yine orta sahada en son seri ikilisi oynayacak gibi görünüyor. Galatasaray'da aynı zamanda tribüne kimlerin çıkacağı da hangi yabancıların çıkacağı da merak konusu Emre Bok. Galatasaray cephesinden baktığınızda derbiyi nasıl okur? şimdi hep söylüyorum Pegul'i, Babel, Belanda, Falcao dörtlüsü hakikaten çok önemli bir dörtlü. Mahşerin dört atlısı. Önemli bir ön tarafı var Galatasaray'ın. Fakat aynı şeyi hem orta sahası hem de defans hatları ile ilgili söylemek mümkün değil. E, seri bizim lige biraz yumuşak kaldı tamam geçen haftaki performans fena değildi ama bizim lige biraz yumuşak kaldığını söylemek lazım. Enzonzi e, oturdukça Sanki oynadıkça iyiydi. o abi o müthiş oyuncu yani Enzonzi'ye e, söylenecek hiçbir şey yok. Müthiş bir performans sergiliyor bu sene e, ama arka tarafta işte Nagatomo bu sene yok abi. Yani o ciğer rahatsızlığından sonra bir daha eski performansını bir türlü gösteremedi. Marka ile Lüyn'de ama öve öve bitiremediler abi. Ee, bu arada bizim şeyde... Sizin... Geçen sezon hepimiz övdük ama Emre Bol, Lündama ve Markayu devre arasında bu kadar isabetli e, stoper ikilisi almak Hiç zor. Hiç ben mu? övmedim Ceyda'cığım sen ha, ben, demek. Yok ben Baya, övmedim. Galatasaraylar ben öldüler yani. abi yerlere göklere sığdıramadılar. E şimdi görüyorlar işte artık yavaş yavaş e, defoları ortaya çıkmaya başladı. Ömer Bayram'ı niye yok? Cezalı mı? Hayır alternatif olarak düşünebilir. Ya belki de sona... yerinde yarın Ömer Bayramı da görebilir. Orta saha performansı da müthişti yani. İki haftadır adam çocuk oynuyor ve müthiş de oynuyor. Çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Ben şaşırdım yani tabi bu muhtemel kadro sonuç itibariyle bizim tabii. muhabirlerimizin e, aldığı muhtemel kadrolar. Yarın tabi bence Ömer'i oynatır gibi geliyor bana serinin yerine belki Ömer'i izleriz.